Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah Beyazlar'da gündem transfer Mayıs 2025'te gerçekleşecek olan başkanlık seçiminde büyük ihtimalle aday olacak olan Hüseyin Yücel'in transfer listesi ortaya çıktı. Listede en öne çıkan isimlerden biri Mihailo Mudrik. Chelsea'nin Shakhtar Donetsk'ten geçen sezon 70 milyon euroya aldığı Mudrik istediği süreyi ada ekibinde bulamıyor. Takımında mutsuz olan Mudrik için devreye giren Beşiktaş'ın kiralama yoluna gidebileceği öğrenildi. Mudrik bu sezon 15 maçta 3 gol, 5 asiste imza attı. Futbola şaklar altyapısında başlayan 22 yaşındaki sol kanat Karkiv'de doğdu Arsenal, Arsenal Kiev ve Desna'ya kiralanan Mudrik sonrasında Shakhtar Donetsk U19'un UEFA Akademisi maçlarında görev yaptı. Shakhtar Donetsk ile ilk resmi maçına Olimpik Donetsk karşısında 17 yıl 9 ay 26 günlükken çıkmıştı. 22 yaşındaki futbolcu Shakhtar formasıyla şu ana kadar 44 maçta 12 gol 17 asistlik performans sergilemişti. Mudrik özellikle 2022'de sezona damga vurmuştu. Mihailo Mudrik Shakhtar forması ile en dikkat çekici çıkışını bu sezon yaptı. Kulübüyle toplam 18 maça çıkan genç futbolcu 10 gol, 6 asistlik skor katkısı yaparken Modric taraftarlarca 2022'nin en iyi oyuncusu ödülüne layık görülmüştü. Ukrayna'nın alt yaş gruplarından bu yana en önemli yeteneklerden olan Modric esas yükselişini o sezon Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performanslarıyla gerçekleştirdi. Gruplarda takımıyla 6 maça çıkan Ukraynalı yıldız 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Şakların gruplardaki ilk maçlarında Leipzig'i deplasmanda 4-1 mağlup etmesinde 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. Sonrasında Celtic maçlarında hem iç sahada hem dış sahada birer gol kaydetti. Mudrik için en dikkat çekici yorumlardan biri de şimdilerde Brighton'un menajeri olarak görev yapan eski hocası Roberto De Zerbi'den gelmişti. İtalyan menajer Shakhtar döneminde birlikte çalıştığı Mudrik için Mudrik harika bir oyuncu ama Brighton onu alamaz. Gelecekte balon d'Or kazanabilecek düşünüyorum ifadelerini kullanmıştı. Mihailo Modrić'in adı o dönemde Arsenal'la ciddi şekilde anılmıştı. Premier şampiyonluğa giden Londra ekibi sezonun ikinci yarısı adına hücum adına bir takviye yapmak istiyordu. Modrić için tüm çabalara rağmen yarışa sonradan dahil olan bir başka Londra ekibi avantajı sağladı. Son saatlerde Arsenal'ın transfer için bastırdığı da biliniyor. Romano, Mudrik için sonradan devreye giren Chelsea Ukraynalı oyuncunun transferini bitirmeyi başardı. Chelsea Shakhtar'la bonservis konusunda anlaşma sağladı. Chelsea transfer için Shakhtar'a 100 milyon euro bonservis ödeme konusunda anlaşma sağlayarak Arsenal'ı yarış dışı etmişti.